Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 15 tatilde keyifle okuyacağınız, daha doğrusu 15 tatilinizi daha da keyifli hale getirebilecek kitap tavsiyelerimle geldim. Bu tavsiyelerim bir tık gençlere yönelik tavsiyeler. 5 kitap tavsiyem var. Umarım keyifle okursunuz. Bu arada bizlere ev sahipliği yaptığı için bu güzel mekana, yani Min Cafe'ye teşekkür ediyoruz. Kitaplarımı tanıtmaya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Kitaplarımın arasında bir tane kişisel gelişim, bir tane de çocuk kitabı da var. Bence gençlerin artık bu tarzda kitapları da okuması gerekiyor. Yani kişisel gelişim. Ayrıca genç, yetişkin hiç fark etmez. Herkesin çocuk kitabı okuması gerektiğini de düşünüyorum. Bu fikirle bir tanecik daha kitap ekledim. Onu da okuyun, olur mu? O zaman hemen başlıyorum. Evet, kitaplarıma geçiyorum. Yaklaşık 3-5 kitap seçtim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? 3 mü 5 mi? 1, 2, 3, 4, 5. Umarım aralarına en az 1-2 tanesini okursunuz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Hadi o zaman ilk kitabıma hemen başlayayım. İlk kitabım Timaş yayınlarından çıkan Liste isimli bu güzel kitap. Eminim birçoğunuz zaten sosyal medyada, internette ya da kitapçılarda sürekli rastlamışsınızdır. Şu anda çok oldukça revaçlı bir kitap. Kitap distopya türünde yazılmış bir kitap. Ben açıkçası hani bu tarz distopya kitaplarını pek okumayı sevmiyorum ama Liste'nin satırları o kadar sürükleyici geldi ki bana. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim bu güzel kitabı. Listede konumuz ne? Nasıl anlatayım sizlere? Şimdi şöyle düşünün. Dünyada kalan tek sağlam, güvenilir yerde yaşıyorsunuz. Ve burada yaşamanız için size verilen bir kural var. O da şu: 500 tane listede yazan kelimeyi kullanacaksınız. Başka kelime kullanmak yasak. Başka bir kelimeyi hayal etmeniz ya da hayallerinizi başka kelimelerle tarif etmenizin mümkünatı yok. Bu kitabı okurken böyle bu kural kısımlarını falan anlatırlarken boğazım biraz düğüm oldu. Hayal edemedim kendimi. Düşünsenize, sadece 500 kelimeniz var ve hayatınızı o 500 kelimeyle sınırlandırmalısınız. Bu çok zor bir şey. İşte listenin konusu da bu. Dünyadaki son güvenilir yerdesiniz ve sadece 500 kelime var. Bunu kullanacaksınız. Fakat bu güvenilir yerdeki hakimiyeti sağlayan bir kişi var. O da 500 kelimenin bile fazla olduğunu düşünüyor. Düşüncesi şu: bize ne geldiyse, başımıza ne geldiyse çok fazla konuşmaktan geldi. Çok fazla hayal etmekten geldi. Peki bunları nasıl durdurabiliriz? Kelimelerin sayısını azaltarak. Azaltıyor. En sonunda diyor ki bu böyle olmayacak diyor. Kelimeleri tamamen kaldıralım. İnsanlar hiçbir şekilde konuşamasın diyor falan. Kitapta kahramanımız buna karşı çıkmaya çalışıyor. Onun hikayesini, daha doğrusu kahramanlarımızın hikayesini okuyoruz bu güzel kitapta. Oldukça sürükleyici. Yaklaşık 368 sayfa ama ben 1-2 günde falan okudum. Sizlerin de çok kısa bir sürede bu tatilinize keyifli hale getirebilecek tarzda bir kitap. Bir diğer kitabım Parola yayınlarından çıkan sevgili Ayşe Ayhan'ın Üç Yapraklı Yonca isimli kitabı. Üç Yapraklı Yonca'yı ben bir günde falan okudum herhalde. Acayip sürükleyici bir kitap. Sayfa sayısı 365. Kitapta kahramanımız Yonca. Üç yapraklı yonca, dördüncü yaprağını arıyor. Daha doğrusu dördüncü yapraksız olmaz diyor. Yanlış düşünüyor aslında ama neyse. Yonca büyük bir dergi grubundaki küçük bir derginin editörü. Kitapta Yonca'nın aşk hayatı, talihsizlikleri, başından geçenlerini okuyoruz. Oldukça sürükleyici olmuş. Ben sevgili Ayşe'nin yazım dilini çok beğendim. Keyifle de okudum. Yonca'nın bu yaşadıklarını, aşk hayatını, plaza yaşamı ve normal mahalle hayatını iç içe geçirmiş, karmanlamış ve mutlaka kendiniz de buluyorsunuz satırlarında. Ben kitabın sonunu böyle şey diye, inanın elimden düşüremedim ve sürekli şey dedim: Allah'ım ne olursun korktuğum gibi bitmesin, Allah'ım ne olursun korktuğum gibi bitmesin diye böyle gecenin bir yarısı, 1,5-2'de falan bitirdim. Çok keyifli okudum. Sizlere de tavsiye etmek istedim. Üçüncü kitabım, az önce de girişte de bahsettiğim gibi, bir çocuk kitabı. Ama her zaman söylüyorum, biz yetişkinlerin, gençlerin mutlaka ara çocuk kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayallerinize katkısı oluyor. Gerçekten çok farklı bir şekilde bakmanıza yardımcı oluyor. Ben de öyle. Ben çocuk kitabı okumadan yapamıyorum mesela. Beni Instagram hesabımdan takip edenler çok iyi bilirler. O yüzden bunu eklemek istedim. 8 yaş ve üzeri diyor aslında ama dediğim gibi tüm yetişkinlerin, gençlerin de okuması gerektiğini düşünüyorum. İki kahramanımız var. Biri yetişkin Mirna, biri de çocuk Tim. Mirna uzunca bir süre yaşadığı sıkıntılardan dolayı dışarı çıkmıyor. Bu sıkıntıları ben söylemeyeyim, spoiler vermeyeyim sizlere ama kitapta bunlara yer veriyor tabii ki. Mirna Sokağa çıkmıyor ve insanlarla konuşmuyor, görüşmüyor hiçbir şekilde. Ta ki bir gün doktorunun ve kardeşinin zorlamasıyla dışarı çıkana kadar. O gün dışarı çıkıyor ve şehirde çok büyük bir sis hakim ve sisin içerisinde bir çocukla karşılaşıyor. Kimsesiz, üstü başı böyle kötü durumda. Bu çocukla karşılaşıyor, adın ne diye soruyor falan. Sonra çocuk adım da yok diyor. Mirna'ya Tim ismini veriyor ve hayatına katıyor Mirna bu küçük çocuğu. Ve ikisinin de başından geçen maceraları okuyoruz bu kitapta. Hayallerini tekrar bağlanmayı öğreniyoruz bu güzel kitaptan. Bence çocukların yetişkinlere ne kadar ihtiyacı varsa yetişkinlerin de çocuklara ihtiyacı var. Bu kitabın vermek istediği güzel mesajlardan biri de buydu. O yüzden mutlaka okuyun, olur mu? Hatta siz okuyun, sonra kardeşiniz varsa kardeşinize, kardeşiniz yoksa bile annenize babanızı mutlaka okutun. Bir diğer okumanız gerektiğini düşündüğüm kitaplardan biri de şu Ortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır. Ahmet Şerif İzgörü'nün kitaplarını nerede görürseniz alın ve okuyun arkadaşlar. Gerçekten keyifle okuyup bir şeyler öğrenebileceğinize inandığım bir yazar kendisi. Eğer ki şimdiye kadar hiçbir kitabını okumadıysanız ilk kitap olarak bu kitabı seçebilirsiniz. Ben yaklaşık lisedeyken falan okumuştum daha önce. Sonra yeni bir video içeriği hazırlıyorum. Ona katkısı olması amacıyla yakınlarda tekrar bir daha okudum. Ahmet Şerif İzgörü'nün satırları çok sade. Sizlerle böyle hani karşınıza biri oturmuş da onunla sohbet ediyor musunuz havasında yazmış bu kitabı. Sadece bu kitabı da değil aslında, pardon. Ahmet Şerif İzgörü'nün tüm kitapları öyle. Mutlaka dersler çıkartabileceğiniz, mutlaka evet benim böyle bir yönüm var ama şöyle değiştirmem gerekiyor diyebileceğiniz tarzda bir kitap. Mutlaka okuyun. Ve aslında başında söylediğim bir şey var, kişisel gelişim kitabı diye. Ben Ahmet Şerif İzgörü'nün kitaplarından şunu öğrendim. Kişisel gelişmeyi bir yana bırakmalıyız artık. Toplumsal gelişmeliyiz. O yüzden ben bundan sonra bu tarz kitaplara kişisel gelişim değil, toplumsal gelişim kitapları diyeceğim. Mutlaka okuyun, olur mu bu kitabı? İnanın bana çok şey öğreneceksiniz ve hayatınıza çok şey katacaksınız. Evet, listeme eklediğim bir diğer kitap da Burak Aksak'ın Leyla ile Mecnun isimli kitabı. Ben şöyle söyleyeyim, dizisini gerçekten izlememiştim. O dönemde Tayvan'da, yurt dışında yaşıyordum. Böyle herkes ama duyuyordum. Leyla ile Mecnun'u izliyor, Facebook'ta falan filan, orada herkes paylaşımlar yapıyor. Ama ben izlemiyordum bir türlü. Sonra işte Türkiye'ye geldim, yine izleyemedim. Burak Aksak kitabını çıkarttı ve dedim ki, ah dedim bu bana bir işaret. Önce kitabını okuyayım, eğer beğenirsem dizisini de izlerim diye. Kitabını gerçekten 2 günde falan okudum ben. Hani ben 2 günde okudum diyorum ama şundan dolayı diyorum, normalde bir oturuşta bitebilecek tarzda bir kitap. Fakat ben hani kendi yoğunluğum, işim, hayatım, ev hayatım, sosyal hayatım olduğu için bir tık zorlanıyorum okumakta. O yüzden 2 günde okudum diyorum ama eminim sizler bu tatilde 1 günde dahi okuyabileceğiniz tarzda bir kitap. Leyla ile Mecnun'u biliyorsunuz, aslında benim pek anlatmama gerek yok. Ama dizisini izlediyseniz bile bence mutlaka bu güzel satırlarla da tanışın derim. Biliyorsunuz Leyla'sın, Mecnun'u, Erdal Bakkal'ı, İsmail abi vardı ki ben İsmail abiyi çok seviyorum. Bence okuyun. Tatilinizi güzel güzel geçirmenize yardımcı olacak tarzı bir kitap. Sonuncu ve son dakika eklediğim kitap, hatta 6 kitap varmış benim listemde, ben 5 olarak aklımda kalmış. Murat Menteş'in Antika Titanik isimli kitabı. Murat Menteş yazsın ve bence biz hep okuyalım arkadaşlar. Murat Menteş'le tanışmadıysanız koşun ya, koşun bir kitapçıya, herhangi bir kitabını alın. Hangi kitabını alsam diye de sormayın bana. Her kitabı aynı. Yani Murat Menteş'in kelimelerini okurken beyniniz yanıyor ya, gerçekten yanıyor. Allah'ım diyorsunuz, nasıl bir satırlar, nasıl bir ifade, oradan oraya geçiyorsunuz, nasıl bir kurgu, nasıl iç içe geçirilmiş diye. Hakikaten ben bu kitabı okurken Allah'ım dayanamıyorum, gerçekten beynim yanıyor diye okudum. Beynim yanıyor derken ama bu kötü anlamda değil, iyi anlamda. Beynini yaktı yani gerçekten. Kendisini tebrik ediyorum buradan. Konusunu anlat deseniz anlatamam. Gerçekten çok karışık ama yazarımız yine kelimelerle dans etmiş ya gerçekten. Bir anda fantastik bir kurgunun içerisindeyken hop! Aşk satırları içerisinde Neşet Ertaş'ın türkülerini dinlerken buluyorsunuz kendinizi. Ayrıca en sevdiğim yönlerinden biri de şu oldu. Kitabı okurken, normalde ben bazen bazı kitapları okurken müzik dinlerim. Bu kitapta hangi müziği dinlesem, hangi şarkı bana eşlik etse diye bir derdiniz yok. Murat Menteş ona da çözüm bulmuş. Kitapların bazı bölümlerinde işte şu şarkıyı açınız, dinleyiniz diye belirtmiş. Açıp dinliyorsunuz ve gerçekten o anı yaşıyorsunuz. Ben de mesela bazen şey yaparım, ara ara yazılar yazıyorum falan. Yazılarımı yazdıktan sonra Taha'ya veriyorum mesela, oku bunu diyorum. Ama okurken diyorum ki mutlaka şu şarkıyı dinlemelisin diyorum. Çünkü o şarkıyla o anı yaşayabilir, o atmosfere girebilir, öyle hissediyorum ben. Murat Menteş de bence o şekilde düşünmüş olacak ki bizlere şarkı listesi de oluşturmuş. Daha ne diyeyim sizlere? Emsalsiz bir dil ve müthiş bir macera sizleri bekliyor. Bence koşun. Hemen şimdi gidin alın. Bir de kapak tasarımı dehşet. 10 numara 5 yıldız yani. Şurada bir Titanik gemi figürü var. Çok güzel ya. Ne olur gidin alıp okuyun. Bu kadar arkadaşlar. Bu videomda sizlere toplamda 6 kitap tavsiye ediyorum. 6 kitabın içerisinde distopya da var, macera da var, kişisel gelişim değil, toplumsal gelişim de var, çocuk kitabı da var. Ondan bundan her bir şeyden seçtim. Bence mutlaka içlerinden en az 1-2 tanesinin sizlere hitap edeceğini düşünüyorum. Lütfen alın, okuyun. Okuduktan sonra da benimle paylaşın. Dedikten sonra videomu yavaş yavaş kapatıyorum. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Umarım tatilinizi çok güzel bir şekilde geçirirsiniz. Verimli de geçirirsiniz ayrıca. Tatil hem dinlenmektir hem de eksikliklerimizi tamamladığımız bir süreç olmalı benim gözümde. O yüzden güzel bir şekilde verimli geçirin tatilinizi. Kitaplar da okuyun bunun yanı sıra. Bana yazın nasıl geçiyor, her şey yolunda mı, okuduğunuz kitaplar nasıl diye. Sizlerden mesajlar, yorumlar bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve canlı kalın. Hoşça kalın.